Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi FIFA 21 kaleci kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mete Papatya kaldığı yerden ilk 11'de devam. Bologna maçıyla başlayacağız arkadaşlar bu bölüm. Şöyle hemen puan durumuna bir bakalım. 14. sıradayız. 24 puanımız var. Lazio 27 puanda, onlara bir yandan yetişmemiz lazım. Bir sonraki bölüm onlarla oynayacağız çünkü. Oradaki farkı kapayıp biraz daha böyle orta sıralara geçmemiz lazım. Bologna deplasmanına gideceğiz. Geçen bölümde bu arada İki maçı ucuzuna yenmiştik. 1-0 1-0 geçmiştik. Son maçta da 2-2'den son anda 3-2 oldu maalesef. Yenildik Atalanta'ya karşı. Bologna ile başlayacağız. Oradan sonra La Spezia maçı var. Oradan sonra Sampdoria. Bir sonraki bölümde Lazio. Yani o puan farkını kapayıp orta sıralara çıkma şansımız var. Lazio'ya biraz daha yaklaşmamız lazım ki biraz daha hani oyuncular, takım oyuncuları yükselsin. Mesela şey gibi Maggio artı 1 oynuyor. Savo artı 1 oynuyor. O formu yakalayalım. O önemli. Bu arada artık 74 overall'ız. 12 milyon euro değerimiz var. 76 overall'lar var en yüksek bizim takımda. Yakında onları da geçeriz. İyi bir grafik var. Sezon sonu bakalım belki transfer oluruz. Bu sezonun zaten yarısını geçtik. Sezon sonuna kadar bir 75-76 overall oluruz. Ya yani bilmiyorum, belki transfer oluruz. Belki de kiralık gideriz bir yere. Orası belli değil. Karşı takımda Medel var. Palacio. Yani çok da tanımıyorum. Ama her rakip zor zaten biliyorsunuz. Başlayalım. Evet, bölümümüzün ilk maçında Bologna deplasmanına geldik. Sisli bir hava var. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Union Park stadyummuş. Oy, yalnız bir gölgeler falan bir değişik gözüküyor lan. Ya, hakemlerin gölgesi falan farklıydı sanki. Sisli hava diye büyük ihtimal. Mete'yi göstermez herhalde. Lan rakip kaleci gösteriyor, Mete'yi göstermiyor bu da ya. Allah Allah. Neyse, Bologna başladı bakalım maça. Aradan bıraktı Palacio. Görecek orayı o. Görmedik. Tamam, güzel, kaptık topu. Haydi abi, hızlı çıkalım. Hızlı çıkarsak güzel. Ya pek hızlı çıkamadık ama bak adam kaçıyor. Göremediler. Tamam, sıkıntı yok. En azından top bizde kalsın. Güzel abi, koş koş koş. Oo, bomboş önü. Koş oğlum Ribeiro. Bir orta. Hadi be, kaleci çıktı uçtu. Evet, Rossi geliyorlar bu arada. İyi savunma yapmamız lazım. Aradan bıraktı. Haydi oğlum. İyi savunalım. Haydi Mete. Mete çok güzel çıkardı. Çok güzel, tamam. Uçarak kurtarış yaptık. Kaleci reflekslerimiz artı bir arttı. 15 tane uçmuşuz. Kurtarış yapmışız. Burada bir vuruş. Yalnız iyi kurtardık. İyi kurtardık işte bu Mete. Güzel abi. Güzel bir kurtarış da. Maça yeni başladık sayılabilir. Top yeni geldi çünkü ayağımıza. Elimize ayağımıza, her neyse. Allah, top bize geliyor sandım he. Bizim savunma vurmuş. Orsolini. Sansone. Güzel, kaptık topu. Hadi kontra. Yok mu kontra peki? Aşağıdan kaçıyor. Oğlum nereye... Lan nereye verdin? Gliye döndü ya. Oğlum kontrada bari savunmaya dönmeyin. Kaçıyor kaçıyor. La, sağdan koşan var. Tamam, çok gerideyim şu. Haydi oğlum. Bak eksikler lan. Hadi lan. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Adam var 3 kişi lan. Biz 5 kişiyiz orada. Alamadık topu. Veremedik. Toplu oynamada bir eşitlik var. Toplam bir tane kaleye bulan şutları var zaten. Onu da demin çıkardık. Dakika 40. Başka da pozisyon yoktu zaten maçta. Sansone. Sansone'den kapmamız lazım. Şimdi top bizde. Aa, bomboş lan, koş koş. At çabuk. Oy, bomboş. Koş 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 çabuk. Lan al artık şu topu. Haydi haydi. Buradan direkt oradan. Lan, oğlum uzak köşeye vursana. Nereye vuruyorsun ya? Kapalı, kalecinin kapattığı köşeye vurmaya çalışıyor ya. Ya şu uzak köşeye vursan en azından direkten döner falan. Hani bir aksiyon olsun. Hiçbir şey olmadı. Neyse, korneri kullandık. Bir kafa. Vur lan. Vur. Lan oğlum, atı şu golü. Atamadık. Yine mi korner? Yok, out. Güzel abi. Ver bakayım oradan. Yapma işte. O topu kaybedersen çok kötü olabilir. Donnarumma Manchester United'a transfer olmuş bu arada. Milan'dan. Schurz. Medel. Güzel pas. Geliyorlar şimdi. İyi pozisyon almamız lazım. Aradan kaçacak o. Çok iyi müdahale bak. Tam yerinde müdahale Maggio. Haydi kontratak. Ver pasını bakayım oraya. Güzel. Kontratak dedim de adamlar çok çabuk yerleşti ya. Neyse, yine de çıkıyoruz. Ne yaptın? Oğlum çabuk. Pas ver, pas ver. Tamam. Jimenez. Oğlum kaldırma şu topları ya. Neyse. Sürekli havadan bir uzun pas falan. Takım ne yapıyor anlamadım. Teyo. Haydi abi. Yapma. Yapma. Cık, kaybettik. Kaybettik topu. Kontrol olabilir. Bas 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 bas. Tamam, aldık.
Kaybettiğimiz gibi aldık. Jimenez. Bak yine yukarıdan. Oğlum şu pasları bir yerden verin ya. Ne bu acele? Yine yukarıdan. Neyse at artık. Vur lan, vur şu topa. Ne yapıyorsunuz? Hocam bir penaltı menaltı oradan bir şeyler çıkarsanız. Yok. Palacio kaçacak. Kaçacak. Birazdan açılabilirim. Açılsam mı bilmiyorum ama stoper yetişti. Şu an gerek yok. Biraz daha ileride olsaydı açılacaktım. Daha uzaktı çünkü adam. Şimdi geliyorlar işte, Medel. Baskı yapın abi ona. Penaltı yok değil mi? Aman Mete ayağını atladı gibi geldi. Bir dakika bakacağım. Tam yerinde açıldık bu arada. He. Yani tam da üstümüze vuruyordu ama güzel. Güzel, direkt oynadım abi. Yakınsın zaten. Güzel, klik hadi abi. Bu şekilde bir tehlikeyi daha atlattık. Durum 0-0 devam ediyor. Hadi oğlum aradan kaç oradan. Yok, kaçabilen yok ki. Volta. Tamam bak, iyi geldik oğlum, ortaya pas verin artık. Ver şu pası, nereye veriyorsun? Abi şu ortaya pas verin. Ver şu. Ha işte bu. Yukarı ver. Vur. Hadi be. Kötü vurdu. Kötü vurdu. Biraz daha iyi vurabilirdi. Dakika 81. Şöyle biraz hareket yapalım Mete ile. Bu arada evet, artık şu hani ofansif falan alabiliyorduk ya, o kalkmış. Hareket yapıyor direkt. Teknik direktöre söyleyemiyorum hocam ofansife defansife al falan diye. Sadece hareket yapabiliyor. Onu kaldırmışlar. Ya iyi mi kötü mü bilemedim. Ama takım en azından bir pozisyon alabiliyordu. Tamam. Levi Meiro. Hocam son dakikalar. Hadi artık. Artık son dakikalar. Belki de son atak. Ver oraya, ver oraya. Ne yapıyorsun? Kaptırma. Abi son hata da böyle yeme ya. Son hata da yedi bak. Hadi lan. Kaptık. Yok, kapamamışız. Uzaktan kaptık sandım. 90 artı 1. Hocam bitir bari. Bizimkilerin bir şey yapacağı yok. Bitir hocam, bitir. Bitir, geliyorlar. Hocam bitir hocam. Hocam geliyorlar. Tamam hocam, bitir artık sen de ya. Bizde top hadi. Alo. Hoca. Tamam, maç bitiyor. 0-0 berabere kaldık. Bir tane uçarak kurtarışımız var. Bir tane de bir tehlikeli pozisyon vardı. Adam dışarı attı. Onun haricinde pozisyon yok zaten maçta. Gol yenmeyen maçlardan dolayı kaleci uçuşumuz arttı. Kaleci vuruşumuz arttı. Güzel. Güzel abi. Bunların atması iyi oldu. Kaleci elle uzağa bilmem ne. Gol mü? Bitiriciliğimiz mi arttı? Nasıl ya? Biz gol atmadık ki oğlum. Allah Allah. Neden öyle bir şey oldu? Bu arada yaptığımız kurtarış da bu. Şöyle bir vuruş. Mete'nin kurtarışı. Evet, toplam 4 şutumuz var. İkisi kaleyi bulmuş. Adamların 2 şutu var. Biri kaleyi bulmuş. Topla oynamamız daha fazla ama tabii gol yok maçta. 0-0 berabere kalıyoruz. Juventus da berabere kalmış. 2-2 hem de. Hellas Verona ile karşı. Şimdi tabii pek de bir şey değişmedi bu maçta. Ama en azından bizim istatistiklerimiz arttı. Kurtarış falan yaptığımız için. Şimdi 75 olur muyuz acaba? Antrenmanları yapalım. 75 olamadık. Ama bayağı ilerleriz. Tamam, bir sonraki maçta ve antrenmanda 75 oluruz. Güzel. Ya bu arada sezon sonuna kadar bir 77 falan bekliyorum. Hatta daha fazla bile olabilir. Çünkü daha Ocak ayındayız. 75 olduk. Ya hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Çünkü hepsine A alıyoruz. Ya bu çok güzel bir şey. Bunu getirmeleri iyi olmuş. Ay dur, yanlış yaptım. Durdurdum. Transfer sezonu kapanıyor ama zaten transfer olmayacağız. Yarım bırakmak olmaz. Kiralık gitmek falan da saçma olur. Bu arada Mete'nin kurtarışını gösteriyor. Benevento ile Bologna golsüz berabere kaldı. Mete'nin kurtarışı. La Spezia maçı var. Bu arada ligde durum ne? Lan nerelere basıyorum ya? Geç şuraya. Geçmiyor ha. 25 puanımız var. Lazio oynamamış. Ha yok. Lazio yenilmiş. Onların da 27 puanı var. Güzel abi, bir yandan yetişiyoruz. O zaman 19. sıradaki La Spezia deplasmanına gidelim. Maçına diyecektim. Abi bu formalarla biz kör oluruz bu arada. İkisi de bembeyaz. Şunları hemen değiştirelim. Rezalete bak. Aynen abi, şöyle giyin. Bu nedir ya? Hatta dur, siz bembeyaz giyinin de tamamen farklı olsun. Yani ulan böyle de benzer mi acaba? Hiç benzemesin abi, hiç. Bak şimdi üstü siyah, altı beyaz. Bunu değiştiriyorum. Bunun beyaz, altı siyah. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Bu nasıl forma oğlum? Yemek sponsoru var lan herifte. Çatal bıçak sponsoru var. Ya böyle en mantıklısı galiba. Beyaz dikkat çeksin. Karşımıza geleni ayırt etmemiz lazım çünkü. Adamlar 4-3 oynuyor. Biz tabii 4-3-2-1. O bu arada sağ bekimizde
Etsek diye biri var. 73 overall. Allah Allah, Volta'ya ne oldu acaba? Eksi 9 oynuyor bir de. 70 overall, bir de üstüne eksi 9 oynuyor. Oo, sağdan gelirlerse bittik. Sağdan gelirlerse bittik abi. Sağanak yağışlı bir de. Evet, bölümümüzün ikinci maçında yağmurlar altında La Spezia deplasmanına geldik. 19. sırada olan bir takım. Yani ne kadar fark ediyor bilmiyorum ama biz de 15. sıradayız. 14 müydü? Çok fark ediyor. Biz de sonlardayız. İki kötü takım diyeceğim yani. Kötü takım karşılaşıyor. Oğlum bir bizim kaleciyi göster artık. Hep rakibi gösteriyorsun ya. Adamın çatal bıçak setli sponsorları var yani. Ne kadar güçlü olabilirler ki? 5 atıyorlar değil mi? Adam ne vakit harcıyor ya? İyi pas bu arada ama oy, orada çalınmayarak geçmeye çalıştı. Haydi bir çıkalım ya. Hızlı çıkalım hadi. Jimenez. Haydi abi, haydi abi. Geçen bölüm şey geçen bölüm diyorum. Geçen maç gol atamadık. 0-0'tı. Fiorentina 1-0 yaptı. Lazio yeniliyor. Lazio'nun yenilmesi bizim işimize gelir açıkçası. Yani puan kaybetsinler. Sıkıntı yok. Biz yükselelim. Değişik değişik adamlar oynatıyoruz. Uf, biraz geç atladı Mete yine. Büyük ihtimal gol yiyecektik. Yani top kaleye gitse golü yiyorduk. Öyle söyleyeyim. Mete çok geç atladı bak. Ya ben ona yarım saat önce bastım ama Mete çok geç atladı. Büyük ihtimal golü yiyebilirdik. Üstümüze gelseydi. Şu reflekslerimizi geliştirmemiz lazım. Abi çıkamazsanız oynayın diyecektim de sürekli bir yukarıdan pas yapma şeyimiz var. Ronaldo gol atmış bu arada Sassuolo'ya karşı. Bize karşı atamamıştı. Tabii daha ikinci yarıda oynamadık onlarla. Top kaybı. O sıkıntı oldu işte. Kontratak yemeyelim abi. Yiyeceğiz değil mi? Evet abi yiyeceğiz. Dışarıda olsun. Lan çıkmadı herif, sırtıyla tuttu lan. Tamam neyse, top bizde. Güzel savu. Yukarıda kaçan yok mu? Bak kaçan yok. Oyna şuraya. Güzel. Offside yok orada. Tam ortası boş. Bir daha bir daha bir daha. Oğlum ver şu Arapas'ın Arapas'ı. Lan Arapas'ı oynayın. Jimenez. Aynen çok güzel. Vur oğlum. İşte bu. Caprari. 1-0 öne geçiyoruz. Deplasmanda La Spezia deplasmanında. Dakika 30'da 1-0 öndeyiz. Ya orada belliydi çünkü Arapas'ı atsalar direkt gol olacak. Birkaç kere atmadı takım. Ama son anda şöyle güzel vurmuş bu arada. Hani sağ ayağına doğru çekip şurada çok güzel döndü gerçekten. Biraz da kaya kaya dönmüş. Gol attı Caprari'ye. Bizim kaptan kimdi ya? Caprari değil. Allah Allah neyse. Seung, Mora. Aradan aman 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 bak. O pasların geçmesi çok tehlikeli olur. Ver oğlum yukarı doğru. Bak topa sahip olmada nasıl üstün yukarı var lan bu kadar. Adamlar şey ya. Lan Glik ne yapıyorsun? Glik gol yedireceksin. Glik ne yapıyorsun ya? Oğlum bizim bizim adama çarptı pasım. Aa havadan pas attım. Glik manyak gibi önümde duruyor herif ya. Gol yiyecektik. Ulan Glik takımı sabote ediyordu ha. Teo. Sao güzel. Hadi 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 hızlı hızlı. Ver oğlum oraya. Tamam hadi tek top. Offside yok, offside yok. Penaltı yok mu? Yok. Cık, yapma be. Kendini yere atmış. Leseong Bartolomeu geliyor. Hayır. Hayır. Ne yapıyorsun? Ha, tamam. Güzel tutduk. Güzel orada hızlı bir refleks de hemen aktaralım. Lan oğlum. Mete çok hızlı attı topu ya. Ya o kadar hızlı atmadı da hızlı attı gibi geldi böyle bir. Gerilip vurdu ya. Oo güzel çıkıyoruz hadi. Parma 1-1 yapmış. Çok güzel abi. Herkes berabere kalsın biz yenelim. Hadi. Yaptı ortayı. Hadi be ön direk. Ne oldu? Ha o tamam. Ben de dedim penaltı falan mı var? Çok hızlı durdurdu çünkü oyunu. Dakika 62 1-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Bu arada Fiorentina 3-0 yaptı Lazio'ya karşı. Oo Lazio dökülüyor. Dökülüyor. 3-0 ne lan? Fiorentina ya da çok iyi bilmiyorum. Onlarla daha oynamadık herhalde. Şimdi 73'lük adam. Eksi bilmem ne. Güzel. Vur oğlum oradan. İşte bu. Sao. Çok güzel voley. Gerçekten mükemmel bir vuruş. Marco Sao. 2-0 yaptık. Ne oldu lan? Gol sevinci yarıda kesildi. Neyse. Yalnız çok güzel voley. Gerçekten. Böyle gösterilecek bir voley. Offside da yok. Bak. Golün güzelliğine bak. Hop.
Tak. Kaleci de olduğu yere yığılmış. Kaleci gösteriyor. Oğlum şu adamlar sponsorlar ne ya öyle? Restoran sponsoru gibi. 6 golü var. Marco Sau. Çok iyi abi. 2-0 öne geçtik. Artık yani bir tane gol yesek de bir şey olmaz. 2-0 öne geçtikten sonra. Ama biz yine de yemeyelim. 6.8 ortalamamız var çünkü. Bu ortalamayı koruyalım. Fiorentina La Spezia ile oynayacakmış. Fiorentina yok ediyor şu anda Lazio'yu. La Spezia'nın büyük ihtimal içinden geçer. Bu arada iyi bir top, gerçekten offside. Offside. Biraz da geri çekilecektim. 7-0 ortalamamız var. Bu ortalamayı koruyalım. Artık son dakikalar. 7-0 ortalamayla bitirelim en azından maçı. Güzel. Ver abi oraya. Yapma. Ha, hadi bir gol daha. Hadi oğlum. Jimenez aradan. Vur oğlum oradan. Ya vur gitsin. Out. Tamam. Daha güzel vurabilirdi ya. İlk aldığında vursaydı daha güzel olabilirdi. Artık son dakikalar. Dakika 89 zaten. Mete de şöyle biraz hareket yapsın. Hop. Ya işte bu, işte bu falan diye. Abi son kez bana versene şu topu. Ver bana, ver. Bana ver, bana. Al bakayım bir daha ver. Al bakayım bir daha ver. Tamam neyse. Mete'nin son paslarıyla birlikte 2-0. Güzel bir şekilde kazanıyoruz. Zaten 19. sıradaki bir takımdı. Biz 14.'üz. Yani çok da bir şey fark etmiyor adamlar. Küme mi düştü lan? Niye bu kadar üzüldüler? Herhalde düşmeye yakınlaştılar. Bayağı üzüldüler çünkü. Mete nerede Mete? Arkada bak nasıl seviniyor bak. Herkes birbirini tebrik ediyor. Mete olduğu yerde uçuyor. Ulan. Mete'yi göster biraz ya. Ulan hep başkalarını gösteriyor ha. Mete burada bir kurtarış yapmışız herhalde. Ha yok, dışarı atmıştı. Bu arada bunu tutamazdık ha, bak. Bir daha söyleyeyim. Bunu tutamazdık. Çok geç refleks verdik ama adam dışarı attı. 7-0'da 6.9'da çekmiş. Ulan hoca. Yakalanan bir şut var. Onun haricinde zaten bir şey yok. 2-0. Güzel bir şekilde kazanıyoruz. Kaprari maçın adamı olmuş. Fiorentina 3-0 yenmiş. Juventus 3-0. Atalanta berabere kalmış. Transfer döneminin artık son günü. Bunu geçelim direkt. Zaten transfer olmayacağız. Şöyle yapalım. Şuraya kadar ilerlet. Antrenman yaparız. Şimdi Sampdoria maçı var. Sampdoria'ya biliyorsunuz 6-3 yenilmiştik. Ligin ilk yarısında karşılaştığımızda. Bu sefer onlardan bir intikam alabiliriz. Bu arada 75 overall olmuşuz. Çok güzel abi. 76'ya yaklaşıyoruz. Reflekslerimizin falan bir tık daha böyle gelişmesi lazım. Ama artık 80'e yakınlaştı refleksler falan. O yönden sıkıntımız yok gibi. 11. sıraya yükseldik. Ki burada Bologna ile falan 2 puan fark var. Yani onlar kapanabilir. Ne diyor? Transferde son gün geçti. 133 milyon euro harcanmış. Ara transfer döneminde. Gol yemeyen maçlar hedeflerini yapmışız. Diğerlerini de yapmak üzereyiz gibi geliyor herhalde. Evet, Sao'nun volesini gösteriyor. Sampdoria'dan intikam alma maçımıza çıkacağız. O zaman bak 16. sıradalar, tamam mı? Bize 6 tane gol attılar. Geçen şeyde ligin ilk yarısını oynadığımızda. Bunun intikamını almamız lazım. Takım artı bir artı bir oynayanlar var. Vimeiro eksi bir oynamıyor. Sadece sağ bekimiz sıkıntılı. Onun haricinde biz artık 75 overall'ız. Bu takım bize 6 gol atmıştı ama burada intikam alma zamanı. Sampdoria maçına gidiyoruz. Evet, ısınmadan görüntüler. Kramponları asıyormuş. O adam emekli oluyor lan. Kaptanları şeyi bırakıyor. Futbol bırakıyormuş. Yani çok da umurumda değil. Burada ezip geçmemiz lazım bak. Özellikle Mete'nin burada yıldızlaşması lazım. İlk yarıda 6 gol attılar. Bunu bir unutturmamız lazım. Mete'nin şu ana kadarki en kötü maçı. En çok gollediği maçı aynı zamanda Sampdoria maçı. 6-3 yenilmiştik. Yani adamlar şu an 16. Burada yok edip geçmemiz lazım. Haydi çocuklar be. O maçın intikamı bak. Bak Mete'ye bak nasıl coşuyor bak. Bak bak. Uah, falan yapıyor bak, hırsa bak. Haydi beyler haydi. Uah, falan yapıyor bak. Isınma hareketleri. Helal helal, hadi. Yeneceğiz. Arkaya doğru döndü. Ortaya ver. Kaçıyor. Çok güzel. Vuralım oradan. Gol işte bu. Direkt golle başlıyoruz. Atamayacak sandım ama çok güzel bir gol. Jimenez üstüne çay içiyor ya. Bu golün üstüne çay içiyor adam. Jimenez'in golü. Arkaya doğru bak. O pası aslında ara pası atsa daha güzel olurdu. Ama yukarıdan atmayı tercih ettiler. Jimenez de çok iyi vurdu bu arada. Açısı dardı.
uzak köşeye. İşte böyle yolluyor. Kaleci de zaten olduğu yere yığıldı. Bu bir. Bu bir oğlum. Atacağız bak. O maçın intikamı. O maçın intikamı çabucak gelecek. Haydi abi, haydi abi. Tabii gelen topları tutmamız lazım. Şimdi sağ tarafa doğru bir pas. Keita Balde. Basın abi oraya. Çok güzel vurdurmadık. Bizde top. Aradan. Tamam güzel çıkıyoruz. Hadi abi. Geri dön, geri dön. Yukarı vermedi. Tamam. Şimdi güzel pas. Napoli ikinci sıradaymış. Yani ne alaka, Napoli ile oynamıyoruz ki oğlum. Bir sonraki maç mı oynayacağız? Yo. Neden Napoli'yi gösteriyor lan? Geliyorlar, güzel. İyi savunma, iyi savunma. Bu arada Fiorentina yine 1-0 yeniyor. Adamlar koyuyor geçiyor ya gerçekten. Onlarla ne zaman oynayacağız acaba? Adamlar iyi geliyor yani. Göstere göstere geliyorlar. Hadi aradan. Caprari. Çek topu. Abi çok antalsın ya. Bir tık daha hızlı çeksen topu. Aha. Hadi be. Alamadık. Oğlum biraz baskı yapın. Bak yerden tehlikeli paslar. Ama çıktılar. Yo, kaptık. Haydi. Haydi oğlum aradan. Oğlum çok geri oynadınız ya. Hetemaş. Falco'ya attın sen onu, hadi. Caprari. Attık oğlum onu. Güzel. Orta. Orta yok mu? Kaldır. Ver şu pası artık. Vur. Vur. Vur artık. Vur ya kalecinin üstüne oğlum. Vurun artık şu topu ya. Bak. İlla şu son adama kadar pas pas pas. Top yine bizde diyecektim ki, ilk yarı bitmiş. Biz 0-0 kaldık. Diğer maç kaç kaçtı lan? 1-0 mıydı? 2-0. Ha 2-0'dı değil mi? 2-0 yenmiştik. Oğlum dur, tehlikeli paslar yapmayın. Bak geliyorlar. Bu bölümde daha gol yemedik. Şimdi ağzımı açtığım gibi yiyeceğiz değil mi? Aman abi aman, olmasın öyle şeyler. Öyle şeyler olmuyor değil mi? Alo, şş, takım. Takım, takım, öyle şeyler yapmıyoruz. Tam söylediğim gibi yemeyelim. 5.8 mi? Ne yaptım lan hocam? Hiçbir şey yapmadım. Oğlum top ayağıma gelmedi ki. Nasıl 5.8 ya? Hiçbir şey yapmadım. Olduğum yere duruyorum ya. Fiorentina 2-0 yaptı bak. Adamlar gerçekten göstere göstere geliyorlar ya. Top kaybı. Ama şimdi top yine bizde. Hocam neden puan vermiyorsun bana ya? Ben ne yapıyorum? Nasıl puan alayım? Maggio jübile yapmayı düşünüyormuş. Ay iyi pas. Haydi Mete. Haydi Mete. İşte bu. Mete çok güzel kurtardı. Hocam puan ver, puan. 5.8 ne? Rezalet. Verir şimdi bak, durdu. Kaç verecek? O güzel kurtarışa güzel bir puan vermesi lazım bak. Kaç verecek sizce? Tahmin edin. Bence 6.2 olacak. Sizce? 6.2 olacak bence. Oha, 6.6 yaptı. Demek ki önemli kurtarış. Zaten çok iyi kurtarıştı. Ama beklemiyordum bu kadar arttırmasını. Gerçi normal ya. Arttırması normal o kadar. Haydi oğlum. Çünkü kalede pozisyon gelmeyince puan kırıyor yine. Sebepsiz yani, böyle saçma sapan. Hiçbir şey yapmıyoruz diye herhalde. Hadi oğlum ver yukarı. Nereye verdin lan? Yukarı ver. Güzel. Oğlum şunlara bak. 2-3-0 yenmemiz lazım ya. Bu adamlar bize 6 tane attı ilk maçta. Güzel. Vur lan. Hadi be. Kalecinin üstüne. Şu soldan gelen adam hep kalecinin üstüne vuruyor he. Ona bir ayar oldum bak. Şu soldan bindiren sol bek herhalde. Sürekli kalecinin üstüne vuruyor ya. Bütün pozisyonları harcıyor herif. Ne oldu? Vur lan. Hadi be. Lan çizgiden çıkardı değil mi orada? Yanlış görmedim. Bir dakika. Çizgiden çıkardı galiba. Kaleci yanlış atladı. Dur izleyeceğim. Hadi abi sen de biraz hızlı. Ay bak bak bak, nasıl kurtarmış. Bir vuruş. Hadi be, adam kurtarmış ya. Atıyorduk ha. Oo çok güzel pas bu arada. Şimdi ortaya doğru Jimenez. Jimenez oradan vurur mu lan? Yok, topu kaptıracak. Çok belli. Çok belli artık son dakikalar. Ya o golü yemezsek olmaz değil mi? O golü yemezsek olmaz abi. Kontra geliyorlar. Kontrata çıkıyorlar. Yiyeceğiz bu arada, ben size söyleyeyim. Çok iyi bir kurtarış yapmadıktan sonra bu golü yiyebiliriz. Haydi Mete. Haydi Mete, kurtardık oğlum. Kurtardık oğlum Mete. Tamam neyse, sıkıntı yok. Toparladık yani. Orada çok yiyeceğiz gibi hissettim ama yemedik. Ayrıca çünkü bir bölümde gol yemezsek olmaz diye düşündüm ama yemedik hala ya. Hocam bitir hocam. Tamam, topu kaptırmazsak burada biter. Tamam çok güzel. Çıksalarda bitecek maç.
1-0 kazanıyoruz. Bitir hocam. Hocam bitir. Tamam, bitti maç. 1-0 Sampdoria maçını kazanıyoruz. İlk maçta 6-3 yenilmiştik ama burada 1-0. Yani hem onlar 3 puan aldı hem biz 3 puan aldık. Tabii daha farklı yensek daha güzel olabilirdi. Ama bir tane güzel kurtarışımız var. Ki maçın seyrini değiştiren kurtarış da o. O golü yeseydik belki de maç tamamen değişebilirdi. Berabere kalabilirdik. Belki de yenilebilirdik. 6.6 bir tane önlenen şutumuz var. Pasımız %100. Zaten bir tane pas yaptık. Onun dışında bir şey yok. Bizim kurtarışı göstermiyor ya. Ulan bu rejiyle bizim sorunlarımız var ha. Bir tane şutları var sadece. Onun haricinde kontrol bizdeydi gördüğünüz gibi. Evet, bu bölüm bu arada 3'te 3 yaptık değil mi? İlk defa 3'te 3 yapmış olabiliriz bölümde. Gayet güzel oynadık. Üstümüze gelen şutları da kurtardık. Antrenmanlarımızı da yapalım. 13,5 milyon euro değerimiz olmuş. Bu daha da artacak abi. Daha başındayız. Şu hepsinden A alma olayı çok güzel olmuş ya. Gerçekten mükemmel olmuş. 31 puana yükseldik. Ya bu bölümde 3'te 3 yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bakacağım bir daha. Çünkü çok emin olamıyorum. Ya imkansız gibi geliyor. Dur bakayım, 3'te 3 mü yaptık ya gerçekten? Sampdoria kazandık. Aa yok lan, birini beraber kaldık. Ulan çok yakınmış ha 3'te 3 yapmak. 0-0, 2-0 ve 1-0 gibi skorlarla geçtik. Oo, yalnız bir sonraki bölüm Udinese ile Lazio ile ve ardından Hellas Verona ile kapışacağız. Hemen onların ligdeki durumlarına bakalım. Udinese 8. sırada, 37 puanları var. Hellas Verona düşük, 18 puan toplayabilmişler. Ama Lazio 30 puanda, biz 31 puandayız. Yani yine buradan yükselmek için fırsat. Ayrıca Udinese'yi de yenersek. Bak, Udinese artı Lazio'yu yenersek kaç puanımız oluyor? 37 puanımız oluyor. Udinese'yi yakalıyoruz. Yani yenmezlerse tabii. Bir 8-9. Sıraya falan yükseliyoruz. Gayet güzel ya. Ya şöyle bir ilk 6'ya zorlayabiliriz. Daha ligin ikinci yarısı yeni başlıyor. Belli olmaz. Biz yine tabii Mete için savaşıyoruz. Evet. Diyeceklerimiz bu kadar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.